Selam herkese. World of Tanks'ın yeni bir patch'i geldi. 1.14 patch. Bu patch'le birlikte çok önemli bir özellik geldi. Saha geliştirmeleri özelliği. Ben bu videoda saha geliştirme özelliğini anlatacağım ve bir de biletlerden bahsedeceğim size. Biletler nedir? Nerede kullanılmalı ve nasıl kullanılmalıdır? Bölüm 1 biletler. Biletler World of Tanks oyununda bu yaz dönümünde gelen bir etkinlikle birlikte bize veriliyor. Her oyuna giriş yaptığınızda size bir adet bilet veriliyor. Ve bu biletleri istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz World of Tanks dükkanında ya da sağ alt köşede bulunan biletler bölümüne basarak. 11 gün girdiğiniz sürece 11 gün bilet veriliyor, 1 gün premium veriliyor. Bunlarla mürettebat geliştirecek kitaplar alabiliyorsunuz, krediler alabiliyorsunuz, tahviller alabiliyorsunuz ki bence en mantıklısı tahvil. 11 gün boyunca bunları biriktirip istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Tepe tepe kullanın diyorum arkadaşlar. Ama bence tekrar söylüyorum en mantıklısı tahvil. Çünkü oyunda tahvil alabileceğiniz bir bölüm yok. Her şeyi parayla satın alabilirsiniz premium'u. Kredi premium tankınız vardır yaparsınız fakat tahvili böyle bir şey yok. O yüzden bence yapışın tahvile. Tahvilde neler alırsınız? Tahvile tahvil bölümüne gelip oradan tank alabilirsiniz. Tahvil bölümüne gelip donanım alabilirsiniz. İstediğinizi alabilirsiniz. Yani tahvil almanız çok mantıklı. Bitti. Bölüm 2. Saha geliştirmeleri. Şimdi öncelikle saha geliştirmeleri iyi mi kötü mü, nerede kullanılır çok kısaca onları anlatacağım. World of Tanks bildiğiniz gibi belki online oyunların arasında en çok patch yayınlayan, en çok patch update'i getiren oyun. Belki başarısının sebebi de bu. Yani uzun süredir çok fazla kitleye hitap etmesi ve az da olsa yeni kitleyi bunun üstüne katarak gitmesi ve insan bu oyuna girdikten sonra bırakamamasının sebebi de bu. Bir standart haline gelmiyor oyuncu, sürekli farklılık geliyor, sürekli yenilik geliyor. Sürekli oyuncu bir şeye adapte olmaya çalışıyor. Sanki yeni bir oyunmuş gibi. Ben mesela Call of Duty'de oynuyorum fakat Call of Duty'de böyle bir şey yok. Evet onda patch geliyor fakat gelen bir patch de oyun tamamen değişmiyor ya da oyun dinamikleri tamamen değişmiyor. World of Tanks'ta bir mermi mekaniği geldi son olarak. Şimdi saha geliştirmeleri geldi. Saha geliştirmelerine detayına baktığımızda nedir ne değildir olarak size şöyle söyleyebilirim. Tankınızın özelliğine bir miktar özellik ekleyebiliyorsunuz. Ya da tankınızı bir miktar özelliğini değiştirebiliyorsunuz. Bu tankınıza göre değişiyor. Örneğin yakpanzer tankına daha hızlı ateş etme ekleyebilirsiniz. Daha hızlı nişan alma ekleyebilirsiniz. Top yükleme süresini arttırabilirsiniz. Fakat hemen öyle heyecanlanmayın. Tankınız çok daha fazla güçlenmiyor arkadaşlar. Yani tankınızın bir özelliğini verirken bir yerden alıyor. Yani kepçeyle veriyor, kaşıkla alıyor. Ya da kaşıkla veriyor ki hangisi doğruydu bilmiyorum. Neyse. Özellik bu. Şimdi daha fazla defa uzatmayalım. Ve hemen bir tank inceleyelim. Ama şunu da söyleyeyim. İyi anlamda ben algılıyorum bunu. Bu özelliği, saha geliştirme özelliğini. Çünkü klan maçları gibi maçlarda çok fazla taktik değiştirebileceksiniz. Örneğin en basit özellikten anlatayım size. Bir hafif tank aldınız. Ve pasif spot için birinci profiliniz var. İkinci profilinizi aktif spot alacak şekilde donanım kullanabiliyorsunuz. Ve maça başlamadan önce bunu değiştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde sarf malzemeleri de böyle. Bu çok önemli bir değişiklik aslında. Ve çok mantıklı bir değişiklik. Taktiksel olarak oyunu biraz daha arkadan iteceğini düşündüğüm bir değişiklik. Bitti. Bölüm 3. Saha değişikliğini uygulamak. Şimdi öncelikle seviye 6 ve seviye 10 tanklar için geçerli bu. Yani seviye 5, 4, 3, 2, 1 gibi tanklara bunları yapamıyorsunuz. Diğer yüksek seviye tankları yapıyorsunuz. Hatta seviye 10'lar için daha da farklı özellikler geliyor. Şimdi tankınızı yapılandırmanız için, bu saha geliştirmesi uygulamanız için bir şurada gördüğünüz gibi mutlaka bir deneyiminiz olmanız gerekiyor. Ben de oyuna ilk başladığımda en çok oynadığım tank T29'du. İlk açtığım tanklardan biriydi bu T29. Ve bilinçsizce çok fazla oynadım ben T29'da. Hem seviyordum hem de dedim yani normalde hemen açarsınız bir sonraki tanka geçersiniz. Fakat ben açmadım çok fazla oynadım. Ve mürettebat geliştirmesini de hızlandırmasını da etkinleştirmemiştim. Dolayısıyla efsane bir deneyimim birikti burada. Şimdi deneyiminiz olması gerekiyor bu yapılandırmayı yapmanız için. Ve bir miktarda paranız, krediniz olması gerekiyor. Şimdi buraya bastığınızda arkadaşlar karşınıza böyle bir ekran geliyor. Bu tüm tanklar için böyledir. İlk gelen ekranda bakın burada çok daha net anlayacağız şimdi. Örneğin birinci geliştirme için her araziye uygun süspansiyon diye bir geliştirmemiz var. İkincisi hafif süspansiyon diye bir geliştirmemiz var. Şimdi ben bunlardan birine bastığımda sağ tarafta tankın özellikleri bölümünde hemen
Bastığım özellik nelere artı veriyorsa onlar tık 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 yeşil artıyor. Bakın. Altta yazıyor. Aracın can puanı %1. Bu kalıcı bonus. Bu aracın türüne göre, aracın seviyesine göre verilen bir bonus. Bunu kalıcı olarak alıyor aracımız. Bunu bir kenara koyalım. Şimdi bu tankı ben saha geliştirmesine uygun bir hale getireceğim. Hep birlikte yapacağız. İlk kez yapıyorum. Bir bakmıştım şöyle bir genel olarak. IS-3'te denemiştim. Onu da epey bir puan vermişti şimdi. T29 yani hız koruması mantıklı mı? Yani olabilir ama neleri götürüyor? İşte süspansiyon dayanıklılığından götürüyor, dönüş hızından götürüyor ki bu bence önemli bir şey. Çünkü seviye 7 bir tank olması rağmen çok fazla etrafını sarabiliyor bazı hafif tanklar. Ki genelde düşük tanklarla oynuyorsunuz. Size göre hızlı tanklarla oynuyorsunuz. Benim bana çok mantıklı gelmedi. Ben hemen ikinci seçeneği seçiyorum. Ve bana da diyor ki %10 süspansiyon dayanıklılığı alıyor ve dönüş hızı alıyor ama hız koruması -7 düşüyor. Çok kritik bir karar aslında bu. Bu tamamen sizin Bu tamamen sizin oyun tarzınıza kalmış bir şey abi. Bunu seçeceğim ben. Altta bakın. Seviye 2'ye arttır diyor. Ve 14.000 bir deneyim istiyor benden. Benim 290 küsur bin deneyimim vardı. Ve buna basıyorum ben. Emin misin falan bilmem ne. Okey. Temiz. Ama git bir de diyor 25 bin lira ver. Tamam verelim abi ver 25'i de. Bunu da verdik. Şimdi alttaki bir tane daha şeyimiz var. Şimdi oraya geliyoruz. Orada da diyor ki. Bakın genel gelişimi de altta görebiliyorsunuz burada. Orada diyor ki evet diyor şimdi. Sen ikinci şeyi seç diyor bize. Şimdi burada da. Mevki farkı düzeltmesi, nişan alma. Dişleri rodajı. Sanırım nişan alma ile alakalı. Bakalım nelere artı geldi. Evet nişan alması yükseldi fakat 100 metrede dağılma, topun dağılma şeyi şey yaptı. O da düştü yani. Hani kötü bir şey oldu. Bakın kaçmış. Nişan alma 0.1 şey yapıyor. Ona 2 veriyor. Şey ne? 2 of. Yani çok berbat. Çok yükseliyor. Hani bu tamamen size kalmış bir şey abi. Alta geçelim. Altta neler var mesela? Elektrikli periskop sürücüsü ses yalıtımı. Elektrikli, bu neye veriyor? Bu görüş mesafesini arttırıyor. Ses yalıtımı ne? Ha, şok süresini kısaltıyor. Bak, bu da şey mantıklı. Ama ben görüş mesafesi diyorum abi. Bizim görüş mesafemiz kaçmış? Normalde 511 metre. 543 metreye çıkıyor. Yapıştırdım. Emin misin diyor. Eminim diyorum. Şimdi bana buradan da bir tane seç diyor. Bakın ikinci seviyeyi seçmedik biz. Dördüncü seviyeyi pardon. Ben burada da nişan almayı seçeceğim arkadaşlar. Diğer neymiş? Bu çok işte arada kalıyor. Yani dedim ya hani tankınızın daha güçleniyor diye düşünmeyin tankınızı. Sadece ufak değişiklikler yapıyorsunuz. Onu seçelim. Evet. Sağ girişlerin maksimum seviyesi kalıcı bonus %3. Aracın can puanı oldu. Olay bu. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Dediğim gibi seviye 10 araçlarda bakın ikiden daha özellik geliyor seviye 9 ve seviye 10 araçlar için. Tabii biz buna ücret vermemişiz nişan almaya. Nişan almayı yaptık. Neyi yapmışız biz? Elektrik periskop sürücü. Görüş mesafesi. Görüş mesafesinde. Öbürü neyi arttırıyor daha? Ben sürekli unutuyorum. Ses yalıtım. Şok süresi. Boş ver. Evet. Görüş mesafesini arttıralım. Tamam. Gördüğünüz gibi. Üçünü seçtik. Ve tankımız biraz daha farklı özellikleri gelişti. Bazı özellikleri de biraz düştü. Şimdi ana şeye geldik. Garaja geldik. Burada bakın şu iki tane şey çıktı. 1 ve 2. Oyun içinde siz bunları da değiştireceksiniz. Maça başladınız diyelim ki. İki dizilim
şansı veriyor size. İşte benim birinci dizilimim böyleymiş. Bakın ikiye basıyorum ben. İkinci bir tane boş dizilim açıyor bana. Bu da sizin sahaya göre, araziye göre, rakip tanklara göre, rakip tankların seviyesine göre farklı bir donum alma şansınızı geliştiriyor. Aynı şekilde mermi ve saf malzemelerine de bu geçerli. Şimdi ben T29 için yine söylüyorum. Daha önce yapmadım T29'a böyle bir şey ve ilk yapıyoruz beraber. Şimdi birincisinde ne varmış benim? Onun birazcık farklısını alayım. Şimdi birincisi ya çok mantıklı bir şeyler almışız buraya. İkincisi tamamen atış gücü verelim biz arkadaşlar. Şimdi. Değil mi? İkincisi tamamen atış gücü olsun. Yine bunu alalım biz. Bunu alalım. İkincisi o da bir yükleme koyalım. Ondan sonra buraya bir nişan alma koyalım. 200 bin de bastık. 200 bin de gitti. Ardından bir tane daha yönerge ekleyelim buraya. 12 tahvilliğini top yükleme süresini kısaltalım. Ve mesela bunu birazcık şeye göre yapmış olayım ben hani diyelim ki 7 seviye bir araç atıyorum 8-9 seviye bir maça denk geldim. Birazcık da premium mermi ya da sert başlıklı zırh delici mermiyi arttırayım. Normal mermiyi düşüreyim. Ardından da patlayıcı mermiye de yine burada 10 vereyim. Bu tamamen size kalmış bir şey. Sizin taktiğinize kalmış bir şey. Benim de botoş biliyorsunuz. Benim de böyle şey olayım vardır yani. Mermi şeyini doldurmadık mı tam sanki bizi koruyacakmış şeyi veriyor. Havası veriyor. Öyle bir tabum var benim. Böyle bir adetim var benim de botoştan kalma. Onları izleye böyle olduk. Buraya şey de alabilirsiniz mesela siz işte şunlardan da alabilirsiniz. Daha da güçlendirmek için. Hatta neyse. Hadi yapalım bir maç. Mesela kola koyalım. Ne veriyormuş kola? Tüm mürettebat üyelerine artı bir bonus veriyor. Bir de buradan hızımızı arttıracak bir donanım alalım. Şimdi gördüğünüz gibi biz tankı iki koşula göre modifiye ettik. Birinci benim durumum şu. İşte böyle yine seviye 7, 6, 5 maça geldik. Yani çok fazla premium vermiyor. Hatta şuradan da şöyle yapayım ben bak. Hani 5 yapayım. Patlayıcı mermiyi 2 yapayım. Bunu da böyle yine fülle yaklaştıralım. 45-44 falan yapalım. Benim birinci taslağım bu. Yani benim birinci tercihim bu. Ama diyelim ki yüksek seviye bir maç geldi. Hemen 2'ye basacağım. Buradan da 2'ye basacağım. Ve daha farklı donanımlarla maça girmiş olacağım. Şimdi gelin isterseniz bir de maçta bakalım buna. Çok güzel denk geldi. Seviye 9 bir maç. Ben burada ne yapıyorum? Bakın altta yazıyoruz. Yani kontrol, left kontrol, sol kontrol 1'e basılıyor. 2'ye geçiyor. Geçtim. Diğeri ne diyor? Left kontrol 2'ye basılıyor. Bu değişsin diyor. Bastım. Ne oldu? Premium mermi çok olan şeyle atış gücü ne daha fazla veren profil seçmiş oldum ben. Aslında dediğim gibi hani mantıklı bir şey yapmış WOT. Güzel bir şey yapmış. Çünkü benim çok başıma gelir mesela. Ulan derdim keşke premium mermiyi 3-5 tane fazla alsaydım. Sert başlık mermi daha fazla olsaydı. Seviye 9 bir maça düştük. Hani 7 bir tankla seviye 9 maç sıkıntı falan derdim. Premium araçlarda oluyor gördüğünüz gibi. Premium aldığınız tanklarda da oluyor. 10. seviyeden Jack Panzer'ı yapalım. Şimdi Jack Panzer E100. Hemen bir şunda da bir deneyelim. Oo, bu da çok yüksek şeyler istiyor galiba. Ya bakayım. Şimdi bizde 57 bin deneyim var. Hadi 24 bin daha şimdi. 150 bin. Oo, tabii burada maliyet artıyor. Oo, anladım. Neyse yani şimdi şu da açılacak orada. 6. Yani şundan da şuradan da seçiyorsunuz. Şunu da seçmek zorundasınız. Mesela bu ne veriyor? Yine aracının türüne göre size iki tane değişiklik veriyor. IS 3'te çıktı mesela. IS 3'te çıktı. Bunda oraya gelebilirsek o kadar deneyimimiz yok tabii. Cephane yeniden düzenlenmesi. Bak yükleme süresi hop yine düşüyor. Yani çok
çok aslında taktiksel bir konuma gelmiş. Ufak ufak şeyler ama taktiğinizi çok değiştirebilecek. Tankınızı savaşa girdikten sonra ya tüh ya bak işte karşıda şöyle bir tank dizilimi var. Ben keşke böyle oynasaydım ya da şöyle bir araziye geldim. İşte pasif spot yapabileceğiniz bir şey profil atarsınız hafif tanka. Bir de aktif spot yapabileceğiniz bir profil atarsınız. İkisini birden kullanırsınız. Bence çok mantıklı. Olması gereken değişiklik kısaca bahsettiğimiz zaman durum bu. Bitti.